Herkese merhaba, ben Tuğçe Oduvar ve sizi bugün darlayacağım. Geçenlerde yine varoluşsal bir krizin eşiğinde kendimi darlarken, içten içe düşünürken bu konu hakkında dedim ki sesli düşünüp başkalarını darlayayım, neden olmasın diye karar verdim ve bu videoyu yapmak istedim. Yani genel konseptimize pek uygun değil, böyle bayağı bir iç dökmeli, sohbet etmeli bir video olacak. Kendime karşı kendim olduğum iki kişilik debate'ler halinde ilerleyecek bir video, anlayacağınız üzere. Şu an hem olduğum en yaşlı halim hem de bundan sonra olacağım en genç halimdeyim aslına bakarsanız. Yani bu yaş konusu tamamen bardağın hangi kısmından baktığına göre değişiyor. Hani bir sürü metafor kullanacağım, hazır olun deyip hiç kullanmıyormuş. Olabilir yani, buna da hazır olun. Aslında birazcık şöyle oldu. Gene böyle hayatımın birçok şey değiştirmeyi düşündüğüm. Ay tutulması mı ne olmuş sanırım. Ağzına küfür edecektim. Çok ağır girecektim de neyse. Çizgimi bozmadan devam edeyim. Hanımefendi çizgimi bozmayacağım şu anda. Neydi? Salon kadını çizgimi bozmuyorum. Ve edepli YouTuber halimle devam ediyorum. İçten içe edeceğim bütün küfürleri çünkü. Ne dediğimi unuttum ya. Bir saniye. Evet, sanırım bir ay tutulması olmuş ve benim üstümden böyle bayağı bir geçti. O sıra tam böyle bir şeylerin bitiş, tatilden dönüş, yeni şeylerin başlangıcı krizinde olduğum için bir de adet olacaktım. Böyle çok güzel bir combo bir iki hafta yaşadım. O sırada böyle neye başlayacağım, neleri bitireceğim, çok mu geç kaldım, çok mu erken bazı şeyler için derken fark ettim ki sürekli İçten böyle kimin koyduğu belli olmayan sinsi bir teyze oturuyor beynimin içinde. Bu kültürel bir şey mi? Aileden ya da küçüklükten öğrendiğimiz şeyler mi? Kendi kendime böyle kendimi sabote etme teyzem mi içteki? Minik Tuğçe teyzesi var çünkü böyle patik örüp beni şey yargılıyor sürekli oradan. Arada böyle çay içip çekirdek falan da çıkıyor, pis pis gülüyor falan. Böyle lanet bir karakter. Ve ne zaman bir şeyden korksam, bir şeye başlamaya çekinsem o teyze oradan böyle bana bakıp cık cıklayıp böyle beni ayıplıyor, olmaz falan diyor, böyle cesaretimi kırıyor. Çünkü içten içe korktuğum için, zaten bir şeylere başlamak ya da değiştirmek istemediğim için bu teyzeyi kendim besliyorum. O teyzenin farkına varıp bu teyzenin ta ağzına, çünkü teyzeye de sinirlenmiş onda. Kendi kendime. Bakın ne güzel değil mi? İki kişilik dev kadro. Tek kişilik olacaktı aslında. İyice şizofrenliğin dibine vurmuş haldeyim. Neyse, böyle kendime hatırlatmam gerektiğini fark ettim. Bu hani yaşın, geç kalmışlığın, bir şeylerin erken olmasının. Yani gerçekten mükemmel zaman diye bir şey yok. En azından ben hayatımda tecrübe ettiğim kadarıyla hiçbir şeye hiçbir zaman tam anlamıyla hazır değildim. Yaptım ve oldu yani. Ve muhtemelen en mükemmel anı bekleseydim hiçbir şey yapamazdım. Şimdi düşünüyorum ya, hayatımda yaşadığım en büyük olayları mesela, hani Amerika'dayken işimi bırakıp sokak sanatçılığı yapma kısmında. O an hasta olup o dedikodular çıkıp, o çizim ve sohbetten bilenleriz bilir. Yani o karmaşa yaşanmasaydı ben çötönk diye işi bırakıp bir sonraki gün böyle gidip artist sertifikasına başvurup bunu asla yapmazdım ki, hep aklımda olan bir şeydi böyle. Sadece korkuyordum, hazır değildim. Olur mu olmaz mı bilmiyordum ve yaptım ve oldu. Mesela evleneceğim zaman asla %100 emin değildim. Etrafımda bara öyle böyle %100 emindim, çok biliyordum. Ben hazır değildim, emin değildim hiçbir şeyden kesinlikle. Hiçbir zaman hiçbir şeyden çok fazla emin olmadım zaten. Karakter olarak da böyle bir insanım. Böyle belirsizlikten tiksinip tüm hayatımı belirsizlikle ilerleten bir insanım. Maalesef karar verme konusunda çok 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 kötüyüm. Ama neyse, bir şekilde ilerliyor, bir şekilde bu zamana kadar hayatta kaldım. Bundan sonra da kalırım herhalde diye düşünüyorum. Sonra işe başlayacağım da mesela Harry Potter projesini yaptığımda, proje geldiğinde projeyi böyle kabul etmemek için içimdeki o teyze her türlü bahane. İşte okula yeni başladın, olmaz, yeni ülkeye taşındın, evin bile yok, nerede çizeceksin, kağıt malzemen bile yok falan diye böyle sürekli bahaneler sunup ayağıma prangalar bağlayan iç sesime karşın fırsat önümde olduğu için üstüne neyse ki atlayabilme cesareti gösterdim yani. Ama yıllar boyu gelen bu örgü gösteriyor ki bana gerçekten kendimi sürekli geri çekme, geride tutma, bir şeylerden korku. Ya bu kadar cesur kararlar verip bu kadar uçlarda yaşadığım bir hayatım olduğu halde gerçekten söyleyebilirim. Hani ülkeden ülkeye taşındığım, büyük kararları bir anda verdiğim bir hayat örgüm vardı şu 36. Çünkü evet, 36 senedir diyorum. Çünkü 1 yaşındayken de çılgın kararlar veriyordum, biliyor musunuz? Ya böyle bir insandım işte. Anneme sorun almasın diye. Neyse. Bu farkındalığı yaratıp kendime de hatırlatmam gerekirken dedim ki bunu belki hatırlatmam gereken başka insanlar da vardır etrafımda. Özellikle 1-2 ay önce bir tane yorum geldi videolarımdan birinin altına.
altına. Tuğçe, kariyerimi değiştirmek istiyorum çizime. Sanırım böyle bir şeydi yani. Tekrar dönüp bakmadım ama bende bıraktığı hissiyat. Kariyerini değiştirmek isteyen, sanırım çizime ya da bir eğitime yeniden başlamak isteyen, illüstrasyon, animasyon olabilir öyle bir şey. Ama çok geç kaldığını, çok yaşlı olduğunu, çok mu geç kaldım, yapabilir miyim, öğrenebilir miyim? Şu an bunu okuyup böyle ne diyor bu kadın ya, ne kadar yaşlı diyor olabilirsin, anlıyorum falan diye böyle kendi iç sesini yoruma yansıtmış. Çünkü muhtemelen kendine sürekli çok yaşlıyım, çok geç kaldım, bundan sonra olur mu deyip böyle düşünüyorsundur sen de eminim diye bana yorum yapmış birisiydi ki benim ilk tepkim kesinlikle ne yaşlısı ne alaka, kesinlikle değil, hani kime göre neye göre yaşlı oldu. Ama sonra gel gör ki bazı kararları verirken ben de kendime bunu söylediğimi fark ettim. Ben değil, daha o içimdeki pislik teyze, pislik Tuğçe teyze söylüyordu bunları. Tuğçe teyze de ne kadar, şu an aslında birçok Tuğçe teyze olma yaşına gelmiş olsa da, çünkü Tuğçe benim sanırım yaş aralığımın ismi, kulağa gerçekten garip geliyor. Ayşe teyze olur mesela, ne bileyim Mustafa teyze bile olabilir ama Tuğçe teyze olamaz gibi geliyor. Neyse, bu kısma da takılmayalım. Bu yorumu okuduktan sonra fark ettim ki birçok insan muhtemelen aynı şeyden muzdarip. Çünkü şunu düşünüyorum böyle, hani daha böyle 20'lerin başındayken falan, ortasındayken ya da işte çocuk yapma, kariyer oturtma, işte nerede yaşayacağıma karar verme, böyle büyük kararlar için böyle ya 30'larda karar veririm, şu an çok erken derken bir anda 30'lara gelince ne oluyor lan, ne ara geldin, bir saniye bir uyarı düdüğü falan çalmayacak mıydı dediğimi hatırlıyorum kendi kendime. Ve 30'ların başı falan zaten zorlayıcı geçmişti, o rakamlara çok anlam yüklediğim için herhalde içten içe kendime öğretmem gerekiyordu. Sonra 30'ları böyle çok sevmeye başladığımda şu an fark ettim ki 30'ların sonuna yaklaşıyorum. Şimdi kendime hani 40'ları da sevdirmem gerekiyor. Bu rakamların önemi var mı? Gerçekten hiçbir önemi yok. O anlamlar sadece üstüne biz koydukça var. Bir şey, hani birisini sen sevdikçe gözünde değerlidir. Senin verdiğin değer kadardır ya. Aynen o şekilde yani, bu yaş olayı da bu şekilde. Ki hani kendime çok kızıyorum çünkü benim annem hani daha yani 60 yaşındayken lisans eğitimini tamamlayıp üniversite bitirdi. Şimdi tekrardan böyle tazelme üniversitesi diye gitti. Yeni üniversiteye kayıt oldu. Böyle hayat dolu bir annenin kızı olarak da utandım kendimden, bir şeylere geç kalmıştık hissi eğer bende de oluyorsa diye. Maalesef oluyor. Olduğu zaman ya içten içe oluyor. Yani bilinçli olarak olup beni durdurmuyor hiçbir konuda. Ben hala çok kararsız, hala daldan dala atlayan maymun iştahlı, lanet olsun bir insanım. Bu bana hayatta birçok şey öğretti. Yani birçok şey öğretti. Hiçbir ders almadım kesinlikle. Bu konuda emin olabilirsiniz ama birçok şey öğrendim. Hani seramik öğrendim, işte sulu boya öğrendim. Dikiş öğrendim. İşleme oya işi öğrendim. Kolunda altın bileziği olan çok güzel bir ev hanımı, ev kızı olabilirmiştim. Şimdi fark ediyorum genelde. Yemek yapmayı öğrendim, gezmeyi öğrendim, dil öğrendim. Ödev derken birçok şey öğrendim. Hala da öğreniyorum. Daha yeni oyun animasyonuna kaydım. Oyun animasyonu öğrenmeye başladım. Bu ne oluyor? Birçok şey bilip hiçbir şeyi tam anlamıyla bilmediğin bir çorba haline dönüşüyor ve aslında güzel bir şey. Ama kötü yanları da var. Hani bir kariyer hedefi çizeyim, bir yerde ilerleyeyim derken o kadar çok şeye kayıyorum ki aynı anda bir şeye odaklanamıyorum. Bu da beni böyle geri çekiyor. Bunu fark ettim. Sonra bir yaş şey bu arada tamamen kariyerle alakalıydı. Söyleyebildim. Çok gururluyum şu anda. Birazcık böyle hani animasyonla uzaklaşıp birazcık daha illüstrasyona kaysam, birazcık daha hani böyle shop açsam, mağazaya kaysam, dijital ürünler yapsam, ders versem falan filan, birçok seçeneğin arasından gene böyle kendimi sağdan sola atarken dedim ki şu an başlasam 1-2 yıl sürecek bir şey oturtmak çok mu geç olacak, hani çok mu vakit kaybedeceğim falan derken şeyi fark ettim ya, birkaç ay önce böyle bir arkadaşım hep doktor olmak istediğini ama artık çok geç olduğunu falan söyledi. Boşanmak üzereydi sanırım. Ben de ona şey demiştim, hani şu an evet 30 küsür yaşındasın, başlasan okumaya, hani tekrardan muhtemelen bundan 5-6 yıl sonra, 6-7 sene sanırım hatta, yanlış mı olmasın, doktor olacaksın ve hani hayatın bitmedi. 45 yaşında belki dönüp baktığında evet ben doktorum, hani kalan hayatımı doktor olarak devam ettireceğim diyeceksin. Hani kim için, ne için geç gerçekten? Bu kadar çok takılma bunlara. Yapmak istediğin bir şey varsa yap dedim. Çünkü dönüp baktığımda yani 30 yaşında ben YouTube'a başlamıştım. İyi ki de başlamışım. Şu an başlayacak ve belki böyle çok geç kaldım ya da artık olmaz diyen insanlar vardır. Yok yani, şu an bir şeye başlasam bundan 5 sene sonra o şey yürüyor, büyüyor, gidiyor olabilir. Bunu gerçekten kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Hani dönüp bakıyorum son 10 senede ne kadar çok şey değişti hayatımda diye. Çılgınlar gibi yani, hiçbir şey değişmiyor gibi görünürken o kadar çok şey değişiyor, o kadar çok şey oluyor. Sen o kadar çok şey değişiyorsun ki. O hani içinizde sizin de varsa eğer minik çekirdek çitleyip çık çık çıklayan teyzeleriniz, onları susturun. Çünkü ben şu an gerçekten onları susturmaya çalışıyorum. Kararsızlığımı
yapabileceğim pek bir şey yok. Onun için kendime sürekli böyle listeler halinde öncelik sırasında yapılacak şeyleri yazıp kendimi bunları yapmaya zorluyorum. Ve bir sonraki task neyse, bir sonraki yapılacak şey neyse onu kesinlikle düşünmeden şu an yapmam gereken şeye odaklanıyorum. Her şeyi aynı anda yapmak yerine her şeyi sırayla yapmaya çalışıyorum. Bu da bana birazcık iyi geliyor aslında. Umarım size de iyi gelir. Yani aslında demem o ki, yani size diyormuş gibi olabiliyorum, aslında kendime diyorum. Hiçbir şey için geç değil. Muhtemelen birkaç sene sonra, ne bileyim kaç yaşına gelirseniz gelin, şu an içinizde bile 18 yaşından, 25 yaşından, 35 yaşından, 45 belki 55, 65, 75 yaşından bile dinleyenleriniz vardır. Birkaç sene sonra dönüp baktığınızda iyi ki başlamışım dersiniz. Hiçbir zaman bir insan niye başladım lanet olsun demez. Genelde keşkeler. Genelde değil hatta. Benim arkadaşıma da söylüyorum. Benim keşkelerim hep yapmadığım şeyler için. Yaptığım bir şey için keşke dediğim neyse ki olmadı. Yani yapacağı şeyin ekstremliğine göre değişir de genelde insanlar yapmadıkları, denemedikleri için şeyler için pişman olurlar. Ben de kendime bunu hatırlatıyorum. Hani birkaç sene sürecek olsa bile zaman o kadar hızlı geçiyor ki birçok insan özellikle Covid zamanında kariyer değiştirdi, yeni şeye başladı ve şu an o kariyer olarak başladığı şeye, hani pandemi sağ olsun o kariyer olarak başladığı şeye şu anda gelir elde eden, iş haline dönüştürmüş, hayatının çizgisini değiştirmiş birçok insan var etrafımızda. Yani bundan feyz alırsak, bundan yola çıkarsak aslında zaman o kadar hızlı geçerken durup da çok mu geç kaldım ya da hani çok mu erken, doğru zaman değil mi acaba diye düşünmenin hiçbir şekilde faydası yok. Çünkü doğru zaman diye bir şey yok. Geç kalınmış ya da erken başlanmış diye bir şey de yok. Eğer aklınızda bir şey varsa, hissediyorsunuz bunu, demek ki o şey artık böyle doğmayı bekliyordur. Yani hani artık çiçek açacaktır, o vakti gelmiştir. Onun önünü açın. İçinizdeki cıkçıklayan teyzelerinizi süsün. Resmen böyle arkaya birazcık spiritual bir müzik koysam ben bunu Spotify'a ittirir. Kişisel gelişim podcast'i diye sunardım gibi geldi şu anda. Nedense bir öyle bir moda girdim. Çünkü kendimle konuşurken moddan moda girdiğim, dalgadan dalgaya geçtiğim. Bu videomuzda artık sonuna geliyoruz. Çizim bu arada kötü diye başlayıp güzel diye sonuçlanan bir çizim oldu. Benim hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Arada bence böyle iç dökmeli videolar yapalım. Çünkü konuşurken gerçekten hiç böyle kesmeden, durmadan, aka aka, arada böyle kendime kıza kıza böyle dediğin şeylere Tuğçe dikkat et diye. Çünkü sizle konuşmaktan ziyade kendimle konuştuğum için, kendimle konuştuğum dile de dikkat etmem gerektiği için. Çünkü insan gerçekten kendine karşı aşırı acımasız olabiliyor. Hani bunun farkına varıp sansürlemek adına arada bir kendime kızıp susturduğum kısımlar haricinde güzel oldu, içimi dökmüş oldum. Aslında sizinle konuşuyormuş gibi yapıp kendimle konuştuğum bir video oldu gibi geldi. Bir yorumdan yola çıkıp böyle bayağı bir iç döktüm. Ya öyle garip ki bir şeyleri seçerken sürekli bir şeylerden vazgeçtiğiniz için ve aklınız da genelde, en azından benim için öyle, bu şeylerde, diğer vazgeçtiğim şeylerde kaldığı için onları da denemeliyim, belki benim için nasıl olması gereken buydu diye sürekli böyle kafamı arkaya çevire çevire sağa gideyim sola gideyim diye böyle yoldan sapa sapa, hani bir yolum da olmadığı için zigzaglar ve karalama halinde bir hayat yaşadığım için ve bir noktada şey oldum, hani artık Tuğçe karar ver, yeter artık gerizekalı diye böyle kendime böyle ağzımı yüzümü hızlandırmış bir şekilde tokat attığım bir dönem oldu. Yani böyle sürekli karar değiştirip ne yana gideceğimi bilmez halde, yeni bir şeyler mi denemeliyim, niye böyle boşlukta hissediyorum, yanlış bir yol mu seçtim, başka yola mı gitmeliyim diye sürekli kendimi sorguladığım ve sorgularken de kendime çok yüklendiğim bir dönemde kendime daha az yüklenme umuduyla ve şu an aslında bu videoyu çekerken daha iyiyim. Yani o iki hafta üstünden bir buldozer gibi geçip dümdüz etti beni. İki boyutta da üç boyutluya doğru geçiş yapıp şu anda yerden böyle sürünerek kalktığım bir dönemdeyim. Ama kalkıyorum yani, hani kendimi sürekli böyle karanlık, en karanlık gece doğum, gün doğumundan önceki var ya öyle bir söz, siz de anladınız. O sözü falan söyleyip, yok o kadar dip de değildim de, neyse kenarda duruyor o sözü, böyle gerek olursa cebimden çıkarıp kullanacağım bir moddayım yani. Yeni kararlara gebe, yeni başlangıçların ışığında yani umutlara kapılar açarken siyasetçiye bağlayan Tuğçe ile bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.